Geberteci o soysuzu, geberteci o soysuzu. Yılan gibi sinsi sinsi arkamdan saldırdı. Görmedim, göremedim. Elimde kaçırdım. Hangi şeytan? Hangi şeytan böyle bir şeye cesaret etmiş olabilir Bamsat Paşa? Yüzünü gösterecek cesaret olaydı. Ah olaydı! Arzu! Beyim. İyi misin kardeşim? Beyim beni affedesin. Elimden kaçırdım beyim. Sakin olasın Bamsı. Anlat hele. Beyim, Jovan. O itin adı Jovan'ymış beyim. Dükkanını vurdum. Yanına vardığımda yerde yatardı beyim. Peşine düşeceğini tahmin edip onu öldürmüş olmalılar beyim. Bamsı. Sakin olasın hele kardeşim. Tane tane anlatasın, haydi. Ben bize tuzağa çeken itin dükkanına vardım. Yerde yatar idi. Yanına gittim. Ölmemiş idi beyim. Kim yaptı sana bunu diye sordum. Dragos dedi beyim. Ardından Dragos geldi. Sırtımdan hançerledi beni beyim. Zangoç, hele bezi suya batırıp getiresin. Buyur bey. Şimdi de dışarıdan köz getiresin. Jovan'ı tanır mısın Zangoç? Tanırım beyim. Papaz efendi defalarca söylemiştir. Kiliseye gel diye. Bir defa bile gelmedi. Hak ettiğini bulmuştur.
Kime kimsesi var mıydı? Yoktur bey. Frank Dünceri'nin dükkanında çalışırdı. Ayda bir de ona hesap verirdi. Bu kadar. Müsaadenizle. Beyim, Oit ölmeden önce onu bıçaklayanın Dragos olduğunu söyledi beyim. Onu öldüren de, beni sırtımdan hançerleyen de Dragos'tur beyim. Dragos. Beyim, nefesimi ensemde hissettim beyim. Elimi uzatsam yakalayacağı gibiydi. Beyim, elimden kaçırdın, beni bağışlıyorsun. Sakin olasın Bamsun. Sakin olasın. O gördüğümüz en sinsi düşmandı beyim. Nice düşmanla cenk ettik, onun kadar kahpesini görmedik. Şimdi artık ben yaranı dağladıktan sonra o baya gidip dinlenesin Bamsın. Beyim, müsaade et, ben de sizle onu arayayım. Ne dediysem onu yap Bamsı. Düşmanın yeri bellidir. Söğütte, kanında boğacağım onu. Eyvallah beyim. Eyvallah. Komutan Leys. Ne istiyorsun benden? Demek İren askerlerimizle beraber gündüzü kurtardı. Söyle bakalım. Gündüz nerede? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yalan söylemeyi hiç beceremedim. Siz iki devlet arasında savaş çıkarmaya mı çalışıyorsunuz ha? Gündüz katil olarak suçlanıyor. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Şimdi söyle bana, Gündüz nerede? Bilmiyorum. Bak, benim fazla vaktim yok. Söyle bana. Gündüz nerede? Yerini bilmiyorum. Gitti diyorum sana. Neden anlamıyorsun? Gündüz'ü sakladığınızı biliyorum. Ya söylersin ya da güzelliğini kaybedersin. Söyle bana. Gündüz nerede? Bırak. Tamam. Tamam. Tamam bırak. Söyleyeceğim. Uşluk. Şimdi söyle bakalım. Gündüz neredeymiş? Thank you.
Beni emretmişsiniz hanım. Ne oldu? Gündüz Bey'i buldunuz mu hanım ama? Şu Tekfur'un kızı İrem. Ne olmuş ona? Onun hakkında ne biliyorsan anlat. Neyi anlatayım hanım? Onun bu konuyla ne ilgisi var? Gündüz kaçtı. O kız Gündüz'ü elimden kurtardı. Nereye gittiğini, nerede saklandığını bir tek o bilir. Nasıl? Ertuğrul Bey daha evvel söylemişti. Alplerimin öldürüldüğü gün Gündüz o kızla birlikteymiş. Öyle demiş. Belli ki onu koruyorlar. Öyle bir şey nasıl olur hanımım? O Tekfur'un kızı. Gündüz'ün nerede saklandığını o kızın bildiğine eminim. Bana onun yerini öğren. Ertuğrul Bey'den önce davranmamız lazım. Elimden geleni yaparım hanım. Kalede tanıdıklarım var. Yalnız bunları size söylediğim Ertuğrul Bey'in duymaması lazım. Yoksa beni öldürür. Merak etme. Sen bana lazımsın Zangoç. Şu lanet yerde bana doğruyu söyleyen tek insan sensin. Turgut Bey. Sizi kalemizde görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Ertuğrul Bey'imin emriyle geldim reis. Destek Furyanis'le görüşmem gerek. Bu kadar önemli olan ne olabilir ki? Tekfur'umuz odasında. Buyurun ben size eşlik edeyim. Hoş geldiniz Turgut Bey. Ziyaretiniz bizi şaşırttı. Buyurun. Sizi dinliyorum. Yalnız. Evet. Dinliyorum. Dragos ve Teokles kimdir? Sen bana hesap mı sorarsın? Biliriz ki Dragos sizin de bizim de düşmanımızdır. Eğer bir şey saklayacak olursanız bu iki taraf için de zararlı olacaktır. Ertuğrul Bey bunu iyice bellemenizi istedi. Şimdi bana bildiğin ne varsa anlatasın. Dragos ve Teokles kimdir? Bu ikisinin seninle ne alakası var?
edeceksin. Neden başına buyrukluk edersin? Sen kaçtıkça bütün belalar üzerine yapışır. Ah Gündüz. Dragos. Çok büyük ve acımasız bir komutandı. Sonra keşiş olup dağlara çekildiğini söylediler. Fakat onun bir asi olduğunu öğrendik. Etrafına ona ölümüne bağlı adamlar toplayarak korkunç bir çete kurmuş. Ne imparatoru tanıyor ne de bir başkasını. Kendi kuralları ve kendi hedefleri var. Hedefinde sadece Söğüt değil, benim topraklarım da var. Ya Teokles? Siz onu nereden biliyorsunuz? Dragos'un adamları onu ve kızlarını yakalamış. Zorla götürürlermiş. Kurtarılıp obamıza getirildiler. Obanıza mı şimdi? Beni ona götürün. Hemen onunla konuşmam lazım. Teokles öldü. Nasıl ölür? Bizim için çok önemliydi o. Dragos'un adamları onu zehirleyerek öldürdüler. Belki de Dragos'u açığa çıkaracak sır ondaydı. Şimdi her şey yok oldu. Belki de yok olmamıştır. Bu kolyeyi Teokles ölmeden önce kızlarına emanet etmiş. Eğer bana bir şey olursa kolyeyi Tekfur'a götürün demiş. Biz içine baktık. Lakin bir şey göremedik. Ben de bakabilir miyim? Hayatıyla kızlarının hayatını tehlikeye attı bu uğurda Teokles. Ne yapıp yapıp çözmeliyim bu kolyenin sırrını. Bende kalmasına müsaade eder misiniz? Bu kolyenin içindeki sır dediğiniz gibi Dragos'a ait Turgut Bey. Umuroğulları geldiğinden beri yaşadığınız her şeyin sorumlusu Dragos olmalı. Benim için de en büyük tehdittir o. Bana güvenin. Kolyedeki sırrı öğrenir öğrenmez bizi haber etmeni bekleriz Tekfur Yanes. Hiç merak etmeyin. Ertuğrul Bey şunu iyi bilsin. Dragos'a karşı kendimi yalnız, güçsüz hissederdim. Ama şimdi yalnız değilim. Ertuğrul Bey'le bu belanın üstesinden geleceğiz. Eyvallah. Thank you.
Tekfur Yannis'in askerlerinin okudur beyim. Zikirde Umrallar. Başka bir şey buldunuz mu Melikşah? Yok beyim. Her yeri iyice aradık. Lakin yalnız bunları bulduk. Aynı yerdelerdi. Hem Tekfur hem de Umuroğulları mı gündüzün peşindeydi beyim? Denemediğiniz şey kalmadı. Belli ki içinde bir şey yok. Teokles, boş kolyeyi Tekfur'a götürün diyecek kadar aptal biri değildi. Teokles, sırları kazımak, altındaki gerçeğe ulaşmak gerekir derdi. Ne demek bu efendim? Trabos, Söğüt Kilisesi'nde. Söğüt Kilisesi'nde Papaz Anastasios vardır. Onu da yıllardır tanırım. Thank you.
Kafur'un askerleri niye oradaydı bilmem. Lakin Umuroğulları'nın niye orada olduğu belli. Bugün nereden geldikleri de belli oldu. Oraya kadar gittiklerine göre Gündüz'ün izini bulmuşlar o vakit. O katıldığına göre de aralarında bir şeyler olmuş belli ki. Beyim, peki ya Gündüz? Gündüz'e ne yaptılar? Beyim, bunlar Gündüz'ü yakaladılar da bizden mi saklarlar? Şimdi neler olduğunu öğreneceğiz artık bey. Beyim. Hayrola Ertuğrul Bey? İbilgi Hatun nerededir? Odasındadır. Lakin hiç kimseyle görüşmek istemez. Ne olur burada? Onu sen söyleyeceksin İbilgi Hatun. Gelesin Ertuğrul Bey. Gündüz Alp nerededir? Bana mı sorarsın Ertuğrul Bey? Alplerim Gündüz'ün izini aramaya gittiklerinde bunları bulmuşlar. Sabah oradan gelirdin değil mi? Oğlunu buldum, yakaladım. Pusatımı gırtlağına dayadım. Tam başını gövdesinden ayıracakken o İren denen hatun askerleriyle çıktı geldi. Oğlunu kurtardı. Birlikte kaçtılar. Hakikat budur. Oğlun bugün elimden kurtuldu. Lakin yarın pusatım onun hakkından gelecektir. Var mı başka diyeceğin? Bana adalet istediğini, sözlerime itimat edeceğini söylemiştin. Sen de bana oğlunu bulup adalete teslim edeceğini söylemiştin. Bana yalan söyledin. Şimdi bana de hele. Oğlumun izini nasıl buldun? Onu Söğüt'te sen saklarmışsın. Alplerimden biri görmüş. Onun peşine düştüm. İzini buldum. Dedim ya. Ama kurtuldu. İmdi adalet günü. Sözünü tut. Onu Emir Bahattin'in huzuruna getir. Aksi halde onu bulur. Gereğini ben yaparım. Keşke o gün bana verdiğin hançeri oracıkta böğrüne saplasaydın. Bana riyakâr davrandın. Oğlunun yerini bildiğin halde bana söylemedin.
Beni pişman etme dediydim. Ettim. Gayrı dilde söz, yürekte sabır tükendi. Al vur beni. Ya oğlunu adalete teslim et, ya da onu bulur ben öldürürüm. Sana sözümdür. İstersen şimdi burada beni öldür. Ne duruyorsun, al öldür! Senden de, hiç kimseden de korkum yok. Demek bugün aksi davranman bundandı. Bir oyunun içine girmişsin Bilge Hatun. Ben bu oyunu bozarım. Dikkat et. Oyunun içinde olmayasın. Sen de altında ezilirsin. Bilmiyoruz. Odaya girdiğimizde tek vuruyu annesi ölmüştü. Babamın sağlığı gayet yerindeydi. Hekim hep iyi olduğunu söylerdi. Böyle birden ne olmuş olabilir ki? Tek vuruyu annesi yaşanan son olaylardan dolayı oldukça kaygılıydı. Kimseye belli etmemeye çalışırdı ama zaman zaman soğuk terler döktüğüne, kalbini tuttuğuna şahit oldum. Sanırım yaşanan olaylar kalbine ağır geldi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tanrım, kara bela ve yiğit askerlerimi cennetine kabul et. Ne
Komutan Layış'tan haber getirdim efendim. Demek tek vuruyan Lise öldü. Çok büyük iş başardım Layış. Çok büyük iş başardım. Gündüz avuçlarımızın içinde. Tanrım dualarımı kabul ettin. Dualarımı kabul ettin. Komutan Layış'a ne söylememi istersiniz efendim? Ona de ki Gündüz'ü yakalayıp esir etsin. Ertuğrul'u dostça kaleye davet etsin. 10 yıllık sulhun, iki devletin dostluğu hatırına yapsın bunu. Hak ettiği gibi misafir etsin onu. Komutan Layış'a de ki ona bir misafir daha yollayacağım. Ve en az Ertuğrul'a gösterdiği alakayı göstersin. Nasıl olur da Bansı'yı bizim adamımızın dükkanına yollarsın ha? Lan nereden bilebilirdin sizin adamınız olduğunu? Bir şey yapmadınız değil mi? Bir şey yapmayın ne olur. Daha yapmadık. Bu hatan için sadece saçlarından birer parça kestik. Bundan sonra yapacağın her hatada vücutlarından birer parçayı teker teker keser sana göndeririz. En sonda kellelerini alırsın. Anladın mı beni? Tamam. Tamam. Yeter ki onlara bir şey yapmayın. Güzel. Bundan sonra alacağın her bilgiyi gizlice kiliseye bırakacaksın. Biz oradan alırız. Aileme ne zaman kavuşacağım? Biz Söğüt'ü ne zaman ele geçirirsek sen de ailene o zaman kavuşacaksın. Şimdi Söğüt'te kalan bütün tüccarların bir an evvel Söğüt'ü terk etmesini sağla. Buyurasın baba. Sağ olasın kızım. Atalarına rahmet senin. Nasıl hançerledi o elleri kırılası soysuz? Bamsı, Allah korusun. Ya sana daha beter bir şey olsaydı? Olmadı. Olmadı çok şükür Hafsam. Hele bir elime düşsün o vakit görür. Hem Hafsam benim ardımda arslan gibi oğlum vardır evelallah. Benim yiğit evladım. Gayrı vakti gelmiştir. Ahanda benden sonra bu ocağın eri sensin.
Sen de yaman bir alp olup pusatını kuşanacaksın. Babana bir şey olursa öcünü alacaksın evladım. He mi? Yine meseleyi pusata getirdim baba. Evlatlık vazifem neyse yaparım. Sen tasa etmeyesin. Şimdi benim tek vazifem seni tez vakitte iyileştirmektir. Kitaptan bir ara merhem bulup ondan yaptıracağım sana. Kitaptan? Hafsam, bak görür müsün? Hiç der mi babam için pusat kuşanmaya başlayayım deyi? Ah başı bahtsız Bamsu ah. Bu cihanda gözü arkada mı kalacudu? Oğul sözü hançerden beter sızlattı yaramı. Sen Cenkler'de ne yaralar almışsın baba. Benim bir lafımla buncacık yaran sızlamaz. Savcı ağabeyimden bir kitap aldım. Şimdi o kitaptan merhem bakarım sana. Sen kitaptan merhem bak bana. Kitaptan merhem bakasın sen bana. Merhem bakasın Aybars evladım.